Dijital CEO Teknoloji Sohbetlerinde İstanbul'un güzel bir köşesinde Moda'dan hepinize merhabalar. Bu sabah çok özel bir konuğum var. Cengiz Ferhat Altay. Merhabalar. Nasılsın Cengiz? İyiyim. Teşekkürler Samer Bey. Ben uzun adınla başladım ama biz seni aslında Cengiz'de trollüyorum olarak biliyoruz. Evet. Ön adını verdin, bizim markamızı aldın ve Cengiz'de trollüyorum diye çok harika bir iş çıkardın. Evet. Oraya geleceğiz. Bu sabah bizi izleyenlerle beraber Cengiz'de trollüyorum'a gelmeden önce seni önce o harika eğitimin, sonra mizah atölyesindeki girişimin ile birazcık tanıyalım. Aslında mizah atölyesi gerçekten doğru nitelendirdiğiniz bir girişim başlı başına. Çünkü son zamanlarda girişim denildiği zaman direkt teknolojiyle ilintili aslında özünde bilgisayarın olduğu işler hep ön plana çıkıyor. Benimki bunlardan biraz farklı başladı ama işin evrildiği nokta günün sonunda tabii ki dijital dünyaya dahil olmamla birazcık daha çeşitlendi ve daha fazla aslında iyi bir noktaya taşıdığımız bir işe dönüştü. Mizah atölyesi adından anlaşılacağı üzere işin içinde mizahın olduğu keyifli bir iş ve interaktif olarak çok organik bir şekilde kurumlarda çalışanlarla beraber gülüp eğlendiğimiz ve mizahın faydalarını paylaştığımız bir iş. Dolayısıyla benim de aslında sizinle tanışmama vesile olan şeylerden bir tanesi de bu mizah atölyesi. Ama orada hemen araya gireyim. Evet, buyurun. Bizim seninle tanışmamız ve hatta bugün burada olmamızın temelinde çok dijital ve teknolojik bir tanışıklık var. Evet. İstersen nasıl tanıştığımızı bizi izleyenlere aktaralım. Çünkü bugün buraya gelene kadar seninle aslında çok da göz göze gelmedik, elimizi sıkmadık. Ama aradan geçen bu kadar uzun süreyi dijital bir ortamda çok güzel geliştirdik. Evet, yani aslında biz dijital ortamda tanışmamızı bugün itibariyle gerçek hayata belki bu anlamda taşımış olduk. Bizim size tanışmamız şöyle, ben hatırlatayım size. Bir maille başladı aslında her şey. Hatta öyle güzel bir noktaya geldi ki şu an işte dediğiniz gibi birlikte birçok işe imza atmamıza da vesile oldu bu mail. Benim size yönlendirdiğim mail üzerine sizin taraftan acaba belki başka bir şeyler yapar mıyız diye mizah atölyesi üzerinde ben aslında bir mail atmıştım. Eğlenceli bir şeyler yapmak için BKM tarafında. Fakat oradan gelen cevap biz başka şeyler de deneyebiliriz oldu. Bunun üzerine bugün en son 9.sunu yayınladığımız Cengiz'le trollüyorum hikayesi ortaya çıktı. Çünkü o ilk e-postanın yarattığı etkiyle aslında fiziksel olarak bugün burada bir araya gelmemizin temellerini atmış olduk. İşte buna dijitalin gücü diyorum ben. Evet. Sen de mizah ciddi bir iştir diyorsun. Evet. O hashtagini çok seviyorum çünkü gerçekten mizah ciddi bir iştir. Ben ilk senden e-postayı aldığımda mizahla bizim aramızdaki bir ilişki kuramadığım için herhalde Beşiktaş Kültür Merkezi'ne yazmak istiyordum. Yanlış anlaşılma. Evet, çok güzel. Demek ki yanlış anlaşılmadan da iyi şeyler çıkabiliyor bazen. Evet. Sonrasında ama her şeyi çok güzel bir yoluna koyduktan sonra sende keşfettiğimiz önemli bir cevhere getirmek istiyorum konuyu. O da şu, sen gerçekten mizah girişimciliğini üstelik teknolojiyi çok iyi kullanarak başarıyorsun. Ve 9.sunu yaptığın Cengiz'de trollüyorum'da 9 bölümde teknolojiyi fevkalade iyi kullanarak Türkiye'nin dört bir tarafına gittin ve bizim için harika sonuçlar, dönüşler yarattın. Şimdi burada sana şunu soralım. Bizi izleyen birçok girişimci arkadaşımız var, gençler var veya kariyerini planlayanlara var. Onlara birazcık ilham verebilmek adına şunu nasıl anlatalım? İnsanın kalbindeki sevdiği bir iş senin için evet. Mizah. Bunu bir girişimci olarak yapmak istiyorsun. Yani biraz daha özgür, yaratıcı ve üstelik de teknolojinin ve dijitalin nimetlerini kullanarak. Nasıl başardın? Aslında şöyle, son zamanlarda mizah ve girişimcilik meselesini çok ciddi anlamda yan yana görmeye başladık. Hatta ben gittiğim bazı yerlerde yeni girişimci arkadaşlara mizahı kullanarak işlerine nasıl renk katabileceklerini, iletişimlerini nasıl daha iyi noktaya taşıyabileceklerini de anlatmaya başladım ki bunların hepsi aslında mizah atölyesi bu arada 4 yıla yakın bir süredir profesyonel olarak var ama temelleri 10 yıl öncesine dayanıyor. Dolayısıyla o günden bugüne kadar benim mizahtan öğrendiğim ve bunu teknolojiyle beraber harmanladığımda ortaya çıkan bir tablo var. Bunu paylaşıyorum arkadaşlarla. Bu da şu,
Eğlenceli bir dil ve teknolojinin imkanlarını bir araya getirdiğiniz zaman ulaşmak istediğiniz insanlarda çok daha hızlı bir etki yaratabiliyorsunuz ki bunun örneğini aslında biraz önce siz verdiniz. Hı-hı. Yani acaba başka bir yere bir mail atıyor mu diye gelen bir maili işin içindeki mizahın o birazcık daha yaratıcılıkla, zeka ile ilintili kısmından yola çıkarak belki dikkatinizi çekmeyi başardı. Bu anlamda ben hangi işle uğraşırsa uğraşsın insanlar onlara mizahın bu farklılıklarından, renkliliğinden faydalanmalarını aslında öneriyorum. Çünkü mizah bir anlamda olanı olduğundan farklı göstermeyi veya farklılıkları görmeyi de kolaylaştırıyor. İşte bu girişimcilikte de insanların en çok merak ettiği şey, görmek istediği şey farklılık. Farklı sen ne yaptın, yeni ne var elinde olduğu için mizah bu anlamda hem yaratıcılığı daha çok tetikliyor hem de yapmak istediklerinizin diğerleri tarafından görülmesi anlamında zemini birazcık daha ön plana çıkarıyor. İşin teknolojik kısmı şu, bizim sizinle sadece bir mail üzerinden tanışmamızla kalmayıp, normalde ben YouTube için herhangi bir özel içerik üreten birisi değildim. Ama Troy markasıyla beraber bunu da yapabileceğimizi gördük. Aslında bu anlamda teknoloji insana farklı deneyimler için alan açıyor. Hiç denemediğiniz bir şeyleri denemek için size fırsat veriyor. Benim buradaki aslında en büyük çabam çok farklı şeyleri denemek oldu. Uzun yıllar Instagram'da değildim ama bu yaptığım işle beraber burada olmam gerektiğini fark ettim. Şu an gerçekten ciddi bir geri dönüş alıyorum Instagram üzerinden. LinkedIn benim için biraz karışık bir mecraydı. Hani tırnak içinde sıkıcı bir yer gibiydi ama şu an birçok konuda aslında geri dönüş aldığım yer LinkedIn. Çünkü orada iş dünyasının çok alışık olmadığı tatlı paylaşımlarda bulunuyoruz. Yani biz bir kurumla çok eğlendik, çok güldük. Siz neden bunu yapmıyorsunuz demenin en iyi yolu işte bu teknolojinin bize sağladığı fırsatlar. Dolayısıyla özetlemek gerekirse hem eğlenceli hem de yeni ve farklı bir mecranın buluşabildiği en güzel yer bu dijital teknolojilerin sağladığı alanlar. Ben de bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum ki bugün aslında tahmin ettiğimin çok daha ötesinde keyifli ve güzel işlere imza atabiliyoruz. İşte mizahla teknolojinin nimetlerini bir araya getirdiğimiz zaman ben aslında sevdiği işi yaparak çok fazla kalabalık bir kitleye hitap eden bir hale geldim. Birçok insan bana şunu soruyordu aslında, seni nasıl bulamadık bizden? Rahatlıkla ulaşılabildiğim bir noktaya geldi iş. Evet. Ve benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi, işte sizle de aynı şekilde vesile oldu. Şu zamanda insanlar network için çok ciddi bir çaba gösteriyorlar. Aslında geçmişle bugünü kıyasladığımız zaman network kurmak çok kolaylaştı. Doğru yerde olabildiğiniz sürece. Doğru. Ben de işte mizahı, eğlenceyi doğru yerde kodlamaya çalıştım. Yani benzer işlerden birazcık daha ayrıştırarak aslında iş dünyasında mizahla ilgili ne gibi bir boşluk varı doldurmaya çalışıp bunu da dijital platformlarla desteklediğim andan itibaren ciddi bir geri dönüş almaya başladım. Troy'la olan yolculuğumuz gerçekten çok keyifli olmaya başladı. İlk başlarda Troy kart kullanarak birilerine bir şeyler ısmarlayalım hikayesi olarak yola çıktık. Olay şu anda şuna döndü. Benim etrafımdaki herkes, ailem ve arkadaşlarım özellikle her şeyi benim ödeyeceğim bir döngüye dönüştürdüler. Yani Cengiz sen Troy'la, artık Troy'lamak benim bir şeylere birilerinin hesabını ödemem hikayesine dönüştü. Dijitalin bu anlamda belki ufak tefek olumsuz taraflarından biri olarak bunu not edebiliriz ama çok güzel reaksiyon alıyoruz gittiğimiz yerlerde. Çünkü insanlar bir içerik içerisinde bulunmaktan hoşlanıyorlar. Van'a gittik örneğin. Çok güzel bir tavırla karşılandık. İnsanlar o videoda olmak için, bizimle beraber o videoda bir şeyler yapmak için epey heyecanlı davrandılar. Aslında her gittiğimiz yerde ben de yeni bir şeyler keşfetmiş oluyorum. Yani, hemen araya gireyim ben. Şunu unutmadan sormak istiyorum çünkü bu. Sen Cengiz de Troy'luyorum diyerek aslında hem bir alt marka yarattın. Cengiz ve Troy markalarını birleştirip bir slogan yarattın diyelim daha doğru ifadeyle. Ve bununla beraber sendeki içerikle bizim mesajlarımızı çok güzel birleştirdin. Bizim de sanıyorum Troy markasıyla sana konuyu dijitale indirgemekle ilişkin beklentilerimiz seni daha fazla dijital tarafa çekti. Evet. Sen çünkü sahneleri ve atölye çalışmalarını daha çok seviyordun. İlk defa sen de böyle full dijital bir içerik üretmeye başladın. Şimdi bir de kanalları da görüyorum seni. Tüm kanallarda artık o paylaşıyorsun içeriklerinde. Dolayısıyla aslında
beraberce yepyeni bir döneme adım atmış olduk. Cengiz ve Troy bir arada Mizah Atölyesi'nin içeriklerini tüm dijital kanallarda ama keyifli, gülümseten, eğlendiren ve öğreten bir içerikle sunuyor oldu. Sen bundan neler öğrendin? Yani gelecekle ilgili dijital mi ağır basıyor yoksa hala eski yöntemlerle Mizah Atölyesi'ni mi devam ederiz? Ya aslında çok doğru bir şey söylediniz. Ben gerçekten BKM ile Troy'la tanıştığım andan itibaren yaptığım işin şekli çok değişmeye başladı. Dediğiniz gibi daha önce sadece fiziksel olarak bir ortamda bulunup insanların gülüp eğlenmesini sağlarken bunu dijitale taşıdığımız andan itibaren işin daha da ivmelenerek arttığını gördüm. Dolayısıyla dediğim gibi YouTube'da sadece video izleyen birisiyken aslında Troy'un da desteğiyle orada içerik üretmem benim daha kolay bir hale geldi. Ve bu anlamda aslında birbirimizi iki taraflı desteklemiş olduk. Ekipmanlar aldık. Kendi ekipmanlarımıza sahip olduk. İlk bir iki videoyu aslında prodüksiyon yapan ajanslardan destek alarak çekerken bir sonraki videoda kendi ekipmanlarımıza sahip olduk. Daha sonraki videolarda aslında bu işi daha fazla insana nasıl ulaştırırız hikayesine döndü. Dolayısıyla belki de dijitale bulaşmış olmanın birçok olumlu tarafını Troy ile birlikte ben de keşfetmiş oldum. Çünkü ondan öncesinde dediğiniz gibi tamamen fiziksel olarak insanlarda buluştuğumuz bir ortam varken şimdi totalde 1 milyonun üzerinde bir görüntülenme sayısıyla hem Troy'u anlatmış olduk hem de aslında kendi hikayelerimizi paylaştık. Çünkü biz gittiğimiz yerlerde özel bir metne bağlı kalmadan gerçekten aslında o Mizah Atölyesi'nde bizim yaptığımız her iş doğaçlama, spontane gelişen işler. Onu hiç bozmadık mesela. Yani bir anlamda organik olanla benim yapmayı sevdiğimle dijital teknolojinin bize verdiği imkanları çok iyi harmanlayabildiğimiz bir ortam oldu bu proje. Gittiğimiz yerde insanlara herhangi bir özel bilgi vermeden hemen yanlarına gidip şöyle yapalım mı böyle yapalım mı sohbeti aslında benim onlarla hızlı ve etkili iletişim kurabilmemle alakalı. Evet. Ama evet. Bu iletişimin önünü açan da işte o dijital teknoloji. Çünkü elimizdeki kameralar ve ekipmanlar insanların aşina olduğu şeyler ve aslında bir güven telkin ediyor karşı tarafa. Evet. Çünkü insanlar şu beklentiye giriyor. Biz bir şeyin parçası olmak üzereyiz. O zaman neden olmayalım gibi. Evet. Bu öyle de bir faydası oldu aslında bize. O zaman gel bu güzel çekimi şöyle finalize edelim. Ben Troy'la dijitalin gücü diyeyim. Sen de Cengiz'le Troy'layarak bitir. Böylece bizi izleyenlere sloganlarımızı verelim ve programı kapatalım. Tamam, anlaştık. Evet, Troy'la dijitalin gücü ve söz Cengiz'de. Cengiz'le Troy'luyorum devam edecek. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Teşekkürler.